Efendim hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümümüzde bilgisayar hoparlörümüz düşmüş ve içinin kablolar kopmuş. Onu tamir edeceğiz. Sökülmüş vaziyette geldi bu bana. Şimdi şöyle yapalım. Bir yan kesik alayım. Evet, kablolarımızın ucunu çok ince, hassas bir şekilde, evet, açalım derken hassas bir şekilde kestik. Bir daha deneyelim. Evet, onu açtık. Aynı seviyeye getirelim. Onun ağzını da şöyle açtık. Şimcik. Ha, elimin içindeki şu iki aynı yerdeki deri kalkmaları da pompayla hava basarken elimin içi böyle derisinde kalkma meydana gelmiş arkadaşlar. Elbette ki pasta lehimimizde olmazsa olmazlardandır. Vellerin Expert modeli lehim tabancası kullanırım. Güzel markadır. Tavsiye ederim. Evet, şöyle bir miktar. Pastamı sürdüm ve lehimimi tellerin ağzına yaptım. Şimdi burada telin ağzını lehimlemek önemlidir arkadaşlar. Eğer telin ağzını ilk lehim yapmazsanız lehim yapacağınız yere tutturmakta biraz güçlük çekebilirsiniz. O yüzden ben her zaman onu tavsiye ederim. Yani önce lehim yapın, kablonun ucuna, daha sonra karşı tarafa lehimleyin ve biraz pastayı kullanın. Pasta kullanmak lehimin düzgün bir şekilde yapışmasını sağlattıracaktır. Dolayısıyla rahat bir lehim yapabilirsiniz arkadaşlar. Kırmızı ve beyaz şeklinde iki renk vermişler kabloya. Ve hoparlörün girişlerinde de bakın artı ve eksi var. Genellikle kırmızı olan artıya lehimlenir. Beyaz ise ya da diğer renk ise eksiye lehimlenir. Ters de lehimlerseniz olur, sorun olmuyor. Lakin tutturamadım bu arada. Hemen soğumadan bıraktım. Ama doğrusu olur arkadaşlar. Evet, şu ağzın pisliğini şöyle bir kaldıralım. Tekrardan lehimleyelim. Evet. Lehimledim. Soğumasını bekledim. Ve bıraktım. Evet, bakın. Kemik gibi oldu. Lehim yaptıktan sonra da birazcık şöyle kabloyu asılın. Lehimin tam sağlam yapılıp yapılmadığını o şekilde test edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi hala soğumadan hareket ettirdik. Bekleyelim biraz. Acele yok. Bu arada hoparlörümüz 3 watt 4 ohms gücünde bir bilgisayar hoparlörü. Elbette ki bunu toparlamadan testini yapacağız. Eğer çalışıyorsa ondan sonra toparlayacağız. Şimdi test ettim. Evet, ses çıkıyor ama normal kasanın, bilgisayarın verdiği sesin dörtte birini anca veriyor. Yani çok az ses çıkıyor. Kısa devre var mı diye şüpheleniyorum. Çünkü bu bazen bir gidip geliyor şöyle. Dolayısıyla şunun kablosunu da bir yenilemek istiyorum arkadaşlar. Ki bir yerde bir kısa devre olma ihtimali var. Bir yenileyelim bakalım. En son tahlilde karşımıza ne çıkacak dostlar. Şimdi şuraya kadar şöyle gidelim. Bu ne sevgi, aşk, bu ne ızdırap, ver de içeyim yarın elinden. Evet, şarkı sözleri her an değişebilir bende. O yüzden. Evet, iyi miydi? Evet, orijinali miydi? Tam hatırlamıyorum ama işte öyle hatırlamayla ilgili problem olunca şarkının sözleri daha başka yerlere böyle alıp gidiyor, başka bu böyle miydi falan diyen oluyor bu şarkının sözleri. Evet, böyle problemleriniz olursa
hakkınızı evet dinlemek lazım hatırlamak için. Şimdi bunun da bir lehimini tazeleyelim. Evet arkadaşlar, sesi duyabiliyor musunuz? Evet, benim video oynuyor ve ses oradan geliyor. Yalnız şöyle bir problem var. Şimdi ses geliyor. Şimdi gelmiyor. Şurada da bir kopuk var. Onu da bir lehimleyelim. Ondan sonra takıştıralım. Çok fazla ses gelmiyor. Gelmemesinin sebebi normalde bunun içinde bir güç kaynağı olması lazım. Sesi yükselten. Bu cihazın içinde yok. Bu zaten bu tek parça bir cihaz değilmiş. Bir setin şeyiymiş, ekipmanıymış. Dolayısıyla da içinde güç kaynağının yükselticisinin olmaması normal. Şimdi burasında kopuğu da halledelim. Bakın şöyle yaptığım zaman ses gidiyor. Şöyle yaptığım zaman geliyor. Bunu da halledelim. Ondan sonra işimizi bitirelim. Şu kablonun problemli olduğu yeri aldım. İyice de kablolar kısaldı. Mal çok kalitesiz bir malmış ama olmadığı yerde ne derlerdi? Geçi yaptıraman çilebi mi derlerdi ama evet. Kablomuz dışını şöyle sıyırttırdık. Hemen uçlarını açalım. Şimdi arkadaşlar malımızı toparlayalım. Mal da yalan, mülk de yalan demiş ya. Evvel adam. Evet. Evet arkadaşlar, yani Serdar'ın bu araba maceraları bir türlü bitmiyor. Ettiği masraflardan bahsediyor. Sanayideki ustalarla kardeşlik bağlarından bahsediyor. Allah kolaylık versin. Sanayiye düşmek zordur. O yüzden hoparlörümüzü sonuç olarak hallettik, bitirdik. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın dostlar.